Herkese günaydınlar canlarım. Selamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz. Bugün erken kalktım. Niye erken kalktım? Artık erken kalkmaya karar verdim. Uzun zamandır geç kalkıyorum. Gece sıcaktan uyuyamıyordum. Yaz, yani yazın sıcaktan uyuyamıyordum. Onun akabinde şimdi havalar serinledi ama o uyku düzeni, o uyku düzensizliği daha doğrusu devam ediyor. Öğlene kadar kendimi yapamıyordum. Ayıkamıyordum yani. Erken kalkmaya karar verdim. Akşam çocuklarla biraz konuştuk, biraz beyin fırtınası falan yaptık. Ozan dedi ki, anneciğim dedi, anneciğim demedi de. Bundan sonra sabah erken kalkacaksın dedi. Kendisi çok erken kalkıyor çünkü. Ben de dedim ki tamam oğlum emrin olur sabah erkenden kalkacağım dedim. Daha öncesinden saati alarmı yani kuruyordum. Geri kapatıp geri yatıyordum. Bu sabah yine alarm çaldı, uyandım. Şöyle bir yatakta yattım, yuğlandım, yattım, yuğlandım. Kalksam mı kalkmasam mı, kalksam mı kalkmasam mı diye. Sonra dedim ki kalk Semra bundan sonra biraz kendine çeki düzen ver. Gece uyuyamıyorum, sabah kalkamıyorum vesaire. Hemen ılık bir duş aldım. Şimdi çayımı koydum. Kendime bir tane yumurta koydum suya. Çünkü bugünlerde biraz fazla açıldım. Kiloya dikkat etmem gerekiyor. Ben genelde hani bir ara böyle yiyorum, yiyorum, yiyorum. Ondan sonrasında kendime dikkat ediyorum. Yani 1-2 kilo alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Çok böyle abartmadan yani alma verme durumları oluyor. 1 kilo, 2 kilo yani. O yüzden bu ara fazla açıldığımı düşündüm ve kendime suya yumurta koydum. Yumurta, fındık, domates salatalık, zeytin peynir falan yiyeceğim ben. Çocuklara şimdi sosisli yumurta yapacağım. Mükellef bir kahvaltı sofrası kuralım. Ondan sonrasında güne devam edelim. Geçen hafta camları sildim. Bütün camları sildim. Bu hafta da yani birkaç gündür o üçüncü katı komple sildim. Bir gelenlerim, gidenlerim, misafirlerim falan oldu, arkadaşlarım vesaire. Videoyu çekmedim. Yani gerek duymadım. Videoyu çekmedim ama işte gelenlerim, gidenlerim oldu sağ olsunlar. Biraz enerji depoladım. Biraz güldük, eğlendik vesaire. Korona da bize güler diye düşünüyorum ama dur bakalım ne zaman gelecek. Her neyse. Şimdi dördüncü kat kaldı. Bugün oraya devam etmeyi düşünüyorum. Çamaşırlarım falan var, onları katlayacağım. Temizlik videosu çekmeyeceğim. Yani bu video temizlik videosu olmayacak. Temizliği yapacağım ben. Onun işte akşam yemeğidir, ek detaylardır vesaire. Onlarla beraber olacağız bugün sizlerle. Ve şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayalım. Aslında normalde ben sosis falan, salam sosis almıyorum eve. Sucuk aldığım oluyor da. Bunlar işlenmiş gıda olduğu için çok tercih etmiyorum. Hatta neredeyse hiç almıyorum gibi bir şey. Ama bu sefer çocuklar için alayım dedim. Yesinler. Yani öyle arada sırada da sağlıksız gıdaları yemelerinin çok bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten hiç yemiyorlar. Yani beslenme düzenimizi görüyorsunuz zaten. İşlenmiş gıda, paket gıda kesinlikle kullanmayan bir insanım. Yani paketli olan hiçbir gıdayı eve sokmuyorum. Genelde işte koladır, hazır yoğurttur. Başka ne vardı? İşte öyle ambalajlı gıdaları falan kesinlikle eve sokmuyorum. Ama bu sefer biraz dedim sevinsinler. Çok yani o kadar da sıkmaya gerek yok. Çocukların canı istiyor. Sosisler nasıl şişti görüyor musunuz canlarım? Yani ne kadar sağlıksız olduğunu bundan anlayın. Balon gibi şiştiler. Ama ne yapayım? Heh, çok güzel. Şimdi videoya ses gitmesin diye aspiratörü de açmıyorum. Bu da koku yapıyor. Gerçi koku değil de
Ben aspiratör açmadan hiçbir şey yapamadığım için rahatsız oluyorum ama sizin için katlandığım şeylere bakın. Güzel oldu ya. Fena değil yani. Ben yemeyeceğim ama çocuklar buna bayılacaktır eminim. Ben genelde zaten bu tür şeyleri yemiyorum. Sevmiyorum da. Zaten mideme dokunuyor. Tutku'ya bari de gelsene. Kahvaltısını yapıp öyle yat. Tutku! Yanına git de söyle. Duydu mu? İyi, ilk defa erken kahvaltı yapıyorsun. 10:30 demiştin ama 10 dakika geçirdik. Kusura bakma patron. Bir şey olmaz mı? Bu seferlik affet. Bu seferlik bir şey olmaz. Bu seferlik ilk yani ilk olduğu için şey yapma yani. Evet canlarım güzellerim, kahvaltımız hazır. Benim kahvaltım bu. Domates salatalık, yumurta, şöyle fındık yiyeceğim ekmek yerine. Çocuklara şöyle bir mükellef sofra kurdum. Biraz sevinsinler diye. Biraz abartmış olabilirim ama her zaman böyle olmuyor zaten. Arada sırada böyle şımarıklıklar iyi oluyor. Kahvaltı önemli bir öğün. Yesinler. Ben de işlerime bakayım canlarım. Hadi bize afiyet olsun. Evet güzellerim kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz gibi masa darmaduman. Tezgahın üstünü hiç göstermeme bile gerek yok. Şimdi makineyi boşaltalım. Ortalığı bir süpürelim, silelim. Sonra yukarı çıkıp temizliğe başlayacağım. Bir de şu davlumbazın üstünü 2 gün oldu sileli. Ama leş gibi olmuş. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Orayı da bir temizleyeyim diyorum. Ya 2 günlük olmuyor. Bu davlumbazlar ne kadar pisliği toplayan bir şey ya. Anlamıyorum gerçekten. Leş gibi toz bir karış. Şöyle göstereyim mi? Bak. Gördünüz mü tozu? 2 gün oldu ha. Gerçekten 2 gün oldu. Bir de bir şey daha göstereceğim. Çok mutlu oldum gerçekten. Niye mutlu oldum? Ay böyle küçük mutluluklar çok hoşuma gidiyor. Ya şu çiçekleri çok seviyorum. İnsanlar ne güzel sürprizler yapıyorlar. Şu dalı görüyor musunuz? Bakın bunun kökü falan yoktu. Normal böyle sabit bir daldı. Önceki videolarımdan zaten izlediyseniz görmüşsünüzdür. Dikerken falan göstermiştim. Bu şey demişlerdi bana işte bunun kökü yok bu bir şey olmaz bundan bir cacık olmaz falan demişlerdi. Face'te falan sormuştum da ben bunu o çiçek gruplarında şey yapmamışlardı yani bunu tutacağını çok ihtimal vermemişlerdi. Ama şimdi size yakınlaştırıp gösterebilir miyim bilmiyorum ama bakın şurada şu kısımda videoda gözüküyor mu ki? Dur bakayım netleşmiyor ki. Bakın görüyor musunuz? Filiz gibi bir şey atmış burada. Küçücük minnacık bir patlak vermiş. Başka yerlerinde de var bunlardan. Bakalım nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Ama çok sevindim yani. Şu dipteki zaten filizi göstermiştim size. Görüyor musunuz? O da büyüyor. Bu beni bayağı bir umutlandırdı bu. Yani umduğum gibi bir kapris falan yapmadı. Dur bakalım nasıl olacak. Geçen de bir tane sera çiçekçisi kapatmış serasını. Çiçekçi yani serayı kapatmış. Bunlardan böyle koca bir çuval atmış çöpe. Face'de bir tane kadın paylaşmıştı. İşte yakın olanlara verebilirim. Bunlar bana çok diye. Aslında bu çok kıymetli bir çiçek. Yani bambu orkide diye internete yazarsanız göreceksiniz. Bunların çiçekli hali 300 liradan başlıyor. Bayağı değerli yani kıymetli. Yani çöpe atılması biraz şey olmuş. Trajik olmuş gerçekten. Çünkü normal dışarıdan almaya kalksanız bunu alamazsınız. Bunun
Bizim çöpte bulmamız da biraz şey oldu. Sürpriz, şans mı diyeyim artık, yani öyle bir şey oldu. Bakalım bunun gelişme süreci nasıl olacak? Çok merakla bekliyorum. Bu çok merak ettiğim bir çiçek. Yani o kadar pahalı olup da eğer kaprissizse bir de yaşadık yani. Yaşadık gerçekten. Çok memnun etti beni bu çiçek. Bir de tabii Aynur Hanım'ın da emeklerini inkar edemeyeceğim. Şu toprak karışımını falan bana kendisi anlatmıştı, sağ olsun. Toprağını da sevdi sanırım. Bakalım göreceğiz nasıl olacak canlarım. Evet güzellerim. Komple sildim, süpürdüm. Şöyle çöpümü koydum. Tutkun'un şimdi işi var, birazdan atacak. Tezgahımın üstü pırıl pırıl oldu. Makineye doldurdum. Orkidemi suladım. Şöyle esintiye koydum biraz, havalansın diye. Şu davlumbazın üstünü sildim. Neyle sildim? Cifle sildim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Cifledim güzelce. Pırıl pırıl oldu. 2 güne gene aynı olur. Şunları da şuraya yapıştırmamın sebebi bu magnetleri. Şu kapakları açtığım zaman beyaz olduğu için leke yapmasın, darbe yemesin diye asıyorum o magnetleri. Şimdilik mutfak işim bitti canlarım. Yukarı çıkıp biraz temizlik yapalım. Canlarım, güzellerim, erken kalkan yol alır demiş atalarımız. Ben de erken kalktım bugün. Bütün işlerimi bitirdim. Yani bütün işlerimi derken 4. katın silmesi, süpürmesi, temizliği, her şeyi bitti. Az önce banyoyu da yıkadım. Sadece banyonun iç kısmı kaldı. Onu da akşam çocuklar banyo yapacak. Ondan sonra temizlemeyi düşünüyorum. Geri kalan her taraf cıncık tertemiz oldu. Temizlikten sonraki duyguyu zaten biliyorsunuzdur. Şu anda harikayım. Şimdi biraz oturup dinlenip aşağı yemek yapmaya ineceğim. Gün daha yarı olmadı. Bu süper. Bir de merdiven dairesi var, temizlenecek. Kapının önleri falan süpürülecek. Bayağıdır temizlemedim, süpürmedim. Bahçeyi falan onarmam gerekiyor. Yağmurlar falan başlamadan bahçeyi onarmam gerekiyor. Biraz çapalayıp otları falan temizlemem gerekiyor. Yağmur yağdıktan sonra çamur olur çünkü. Sonbahar için tere falan ekmeyi düşünüyorum. Ama ev tutuldu arkadaşlar, canlarım, güzellerim. Yani o kiracının çıktığı gün, aynı gün içerisinde ev tutuldu. Yeni kiracılarım daha henüz gelmediler. 1-2 güne gelecekler. Onlar gelmeden de silip süpürmek bilmiyorum. Şimdi eşya falan taşınacak ya, tekrar batacak diye düşünüyorum. Karar veremedim. Bakalım eğer kafam yatarsa sileyim süpüreyim diyorum. Kapının önlerini falan. Ayrıyeten o da siler süpürür herhalde eşyadan sonra diye düşünüyorum. Daha henüz kiracımı görmedim. Recep konuştu, anlaştı. Recep bana o şey günü işte konuşmuştum zaten. Size de anlatmıştım. O şey günü, kiracılarımın çıktığı gün. Mermeri falan gördükten sonra çok canım sıkılmıştı. Recep de şey demişti, işte sıkma canını, boş ver demişti. O benim karşıma gelecek nasılsa demişti. Akşam olmadan ev tutuldu. Çok ilginç. Recep de böyle yapıyor. Ben sana demedim mi? Bak görüyorsun işte, ev hemen tutuldu. Yani tam da istediğimiz gibi oldu falan filan. Bir şeyler geveledi ama bilmiyorum. Tabii bu gelenler nasıldır? Umarım iyi insanlardır. Yani en azından eve zarar vermesinler. Tek isteğim o. Bilemiyorum tabii, ben henüz hiçbirini görmedim. Nasıl insanlardır? Umarım iyi insanlardır. Öyle ümit ediyorum. Onun dışında canlarım, güzellerim, size söylemeyi unuttum birkaç videodur. Söylemedim. Şu eczema ile ilgili biliyorsunuz ben kür falan yapmıştım. Kür çok işe yaradı. Gerçekten çok işe yaradı. Doktora gitmekten falan vazgeçtim. Onu da belirteyim size. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Az önce banyoyu silerken aklıma geldi. Söyleyeyim dedim ve söylemek istedim. İşte şu kısımlarda birazcık kaldı. Onu da bir haftadır yapmıyorum. Yani çok şey geliyor. Üşeniyorum. Akşam yemekten 2 saat sonra falan yapmak gerekiyor. Ben de üşeniyorum. Aşağı yukarı 10 gün kadar yaptım. Bütün şu kısmı temizledik. Tamamen o pıtır pıtır şey olan, içi iğne ucu, iğne ucu gibi, sivilce gibi olan şeyleri temizledi. Şu kısımlarda biraz böyle nasır gibi bir şeyler kaldı. Onu da akşam
yapayım diyorum. Biraz daha yapayım. Belki şuralarda tamamen geçer. Bir 10 gün daha devam edeyim diyorum. Yapayım yani, üstüne düşeyim, üşenmeyeyim, tembellik yapmayayım, yapayım. Biraz daha düzelsin diye düşünüyorum. Bir de o ısırgan suyundan sanırım. O cildi de güzelleştiriyor gerçekten. Yani o gözenekleri falan, cildi parlatması falan, gözenekleri açması falan bayağı çok ilginç bir etkileşim yaşadım. O yüzden biraz daha devam edeceğim yani küre. O eksemaya çok iyi geldi. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bir şey daha vardı. Bir şey daha vardı ama ne vardı? Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Bu videonun altına bana son günlerde dinlediğiniz şarkı ve o şarkının sanatçısını yazarsanız çok 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 sevinirim. Ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Yani şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Tabii videolara yansıtamıyorum bunu. Telif hakları falan filan bir şeyler olduğu için bunu videoya yansıtamıyorum. Ama video dışında çok müzik dinleyen bir insanım. Çok severek dinleyen bir insanım. Hatta göstermiştim. Mutfağımda küçük bir radyom var. Devamlı açıktır o. Dediğim gibi sizin de son zamanlarda bu videoyu izleyen kişiye sesleniyorum. Sizin de son zamanlarda en çok beğenerek, severek dinlediğiniz şarkıyı ve sanatçısını videonun altına yorumlara yazarsanız çok 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 mutlu olurum. Şimdi biraz dinlenip mutfağa inelim canlarım. Temizlikten önce, yani terası temizlemeden önce bebek aloe veralarım vardı biliyorsunuz. Onları da ektim şöyle küçük saksılara. Şöyle de annelerini buraya koydum. Kendileri burada. Bakalım gelişimleri nasıl olacak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz canlarım. Şöyle biber dolması yapacağım canlarım. Kıymalı. İçini burada şimdi kavuruyorum. Kıymanın içine soğan doğradım. Şurada da dolmalarım, yani dolmalıklarım suyun içinde haşlanıyor. Rengi döndü. Şimdi bunu süzeceğim. Ondan sonra dolduracağım güzellerim. Biberimi doldurdum güzellerim. Çorbam da var. Kavun karpuz doğrarım. Bu akşamki menümüz de böyle canlarım. Recep Bey, begonvil almışsın. Evet. Sonunda aldım. Nasıl bir duygu içerisindesin? Kendimi Ege bölgesinde hissediyorum. Zaten aşık olmuştun Ege'ye gidince. Hmm. Kaç liraya aldın? 20. Zorla aldın yani 20 liraya. Geçen hafta 30 liraya vermedi diyordun ya. Bu hafta da 25 dedi, 20'ye aldım. Pazarlık yaptın yani. Evet. İyi. Bakalım nasıl olacak? Bakımı neymiş? Söyledi mi? Sıcak seviyormuş. Evet. Toprağını değiştirecek misin? Evet. Hemen nasıl değiştirecek miymişiz? Bir iki ay kadar değiştir dedi. Hmm. Bizim terasta olur mu ki acaba? Olur. Soğukta kalmasın yeter dedi. Hmm. Tamam. İyi, hadi afiyet olsun. Evet canlarım, güzellerim. Bugün de akşam ettik. Gördüğünüz gibi. Harika bir güzellikle akşamı ettik. Çok seviyorum. Böyle eve gelen her çiçekte mutlu oluyorum. Siz de öyle oluyor musunuz bilmiyorum. Yani imkanım olsa bir serada falan çalışmayı, hani sera ortamında yaşamayı isterdim. Tabii bunları koymaya belirli bir süre sonra yer bulunmuyor. Bu da şimdi Ege yöresine ait, Akdeniz bölgesine ait bir bitki. İstanbul'un şartlarında, iklim şartlarında kapalı terasta yaşar mı yaşamaz mı bilmiyorum. Recep bir yıldır istiyordu bunu, begonvili. Bir de tatile gittiğimiz yerlerde ortancaları gördükçe hep heves ederdi. Ortancayı da istiyordu uzun zamandır. İşte onları da aldık. İkisi de dışarı bitkisi. İşte ben dışarı bitkisi olduğu için içeride olmaz diyerekten hep geçiştiriyordum. Ama beni şey yapmadı, tınlamadı, almış. Hevesi geçsin bari. Umarım yaşar. Belki yaşar. Umut ediyorum yani. Bugünü de akşam ettik canlarım. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben çünkü çok keyifli çektim. Bugün güzeldi. Erken başladık. Bir sürü iş yaptım. Gayet güzel bir gündü. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.